Başkan Yardımcımız Sayın Fikret Tanrıverdi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu güzel bir pişirilmiş salonu bize verdikleri, tahsis ettikleri için de çok teşekkür ediyoruz. Evet, protokol konuşmaları gördüğünüz gibi tüm bulundukları kurumlar itibariyle görüşlerini açıklayan mezunlarımız tarafından yapılmış oldu. Bu bizim için bir onur kaynağı, çok da yararlı olduğunu düşünüyoruz. Protokolde başka bir söz almak isteyen kimse yoksa son sözü hocamız Fikret Hoca olarak vereceğim. Eskişehir Başkanımız, evet, Abdullah Diktikçe, Eskişehir İktisadi Ticari İmran Akademisi ve Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari İmran Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanımız Abdullah Diktikçe aramızda. Hoş geldiniz. Kulağını istiyor musunuz yoksa? Buyurun. Değişiklikler olmuş. Demokrat Parti yani. Böyle.
İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntıları çektikten sonra ancak buralara gelmiş bir Türkiye. Şimdi bu Türkiye'de muhasebe konusu ne dereceye kadar ön plandadır, onu vurgulamak için ifade etmek istedim. Birincisi, muhasebede yüksek ticaretler bir numara. Türkiye'de muhasebe dendiği zaman ancak yüksek ticaretler hatırlanıyor. Hani diğer yüksek okullarda veya fakültelerde okutulmuyor. Okutuluyor ama hiçbir zaman yüksek ticaretin üst atı ve uygulama ilişkisi söz konusu olmamıştır. Onu unutmayalım. Bu nereye kadar sürdü? Valla yanılıyorsam 70'li yıllara kadar ancak sürdü. Belki 70'li yıllara bile gelmedi. Yani ondan sonra diğer yüksek öğretimlerde de ileri safhalara geçmiş oldu. Onu vurgulamak istiyorum. Yahya, sen de bilirsin. Efendim, ikincisi hesap uzmanları Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yahut eski deyimiyle Türkiye'nin patronajında. Çünkü hocaları ve soruları daima Türkiye'nin hocaları, Türkiye'nin getirmiş olduğu sorulardan yönlendiriliyor. Dolayısıyla bizlerden de tabii hesap uzmanı olanlar oluyor ama o kadar ön planda değil. Şimdi Sayın Üstadımız aynı zamanda evet Suat Kuyudaş aynı zamanda benim sınıf arkadaşım ve sınıfımızda gözde bir arkadaşım, yani onu da vurgulayayım yani. Tabii o buradayken hesap uzmanlığından söz etmek belki şey değil ama 50'li yılları vurgulamanın sebebi şuydu: bütün arkadaşlar, konuşan arkadaşların algıladı yüksek ticaretin müteşebbis kişileri yetiştirmesi keyfiyeti. Onlar vurguladı, yani onun üzerinde fazla durmak istemiyorum. Orada hiç tartışılacak bir tarafı yok. Ama hesap uzmanlığında işte dediğim gibi Suat Bey, tabii şimdi şimdi yanlış bir şey söylersem herhalde düzeltir. Yanılmıyorsam 1953 veya 54 hesap uzmanlığı sınavını yüksek ticaret arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü olarak doğru mu sanırım? Ve o şekilde kazandılar. Yani orada da önemli bir atılım yapıldı. Tabii sizler için çok önemli bir değil mi pek şey demiyorum ama ben tarihi gelişim itibariyle bunların vurgulanmasının doğru olduğuna inanıyorum. Benden önce konuşan arkadaşlar özellikle Yahya Hoca'dan çok teşekkür ederim. Ve tabii ki kongrenin başarılı geçmesini diliyorum. Ve sizlerle beraber olmaktan mutluluğumu bir kere daha dile getiriyorum.